Bilge Başkan! Kemal Başkan! Bilge Başkan! Buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Kütahya Saadet Partimizin adayı tanıtım programına hoş geldiniz. Toplantımız hayırlı vesile olsun inşallah. İnsanımız birbirinden uzaklaştırmak istenirken o İnadına birliği, beraberliği, kardeşliği ve bu ülkenin insanlarının mutlu olmasını savundu. Bilge Başkanımız, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geliyor. Bilge Başkan, Temel Başkan. Bir seçime gidiyoruz. Mahalli seçimler 31 Mart'ta yapılacak. Bu seçimlerde yönetim değişmeyecek. İktidar ister mahalli seçimlerde geçmiş seçimlere nazaran daha az oy alsın, isterse fazla olsun, yönetimi bu aslında hiç etkilendirmiyor. Ancak şahit olduğumuz manzara bizi ister istemez bir tereddüde sevk ediyor. Ya biz hakikaten mahalli seçime mi gidiyoruz yoksa genel seçime mi? Niye? Bakın yani iktidar partilerinin, yöneticilerinin, başkanlarının tavırlarına beka problemimiz var diyor. E tamam, yönetim sensin. Beka problemi varsa bu memleketin al tedbirini, belediyeleri kaybettiğin zaman veya belediyeleri de alırsan bunun senin politikaların üzerinde ne etkisi olacak? Rüşvet alan da veren de melundur diyor. İş değişti şimdi. Ne oluyor? Rüşvet alan da veren de memnun, sen ne karışırsın? Korkunun ne gere faydası yok. Kankadan kaybedeceksiniz. Her belde, her ilçede ve il merkezinde Allah'ın izniyle 31 Mart'ta seçimi Saadet Partimiz kazanacak. Saadet Parti'yle adaylarımız kazanacak. Temsili, cepsiz ceketi temsilen genel başkanımız, belediye başkan adayımıza giydirecekler. Sinan Bey, misafiri de otel çok güzel. Başka otel delikanlı fotoğraf çekmeyi, bilgisayarda bulunmayı daha iyi beceriyorlar. Aynen, telefonu aynen. Değil mi? Poz ver sen de. Hoş geldiniz dedin mi? Seyracığım.
başkan, safa geldin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dolar fırlayınca daha önce renkli çıkarıldı. Şimdi renkli siyah. Siyah. Sağ olun. Belediye başkan adaylarım ve hülasa tüm misafirlerimiz ve demircil hemşehrilerimiz, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamun aleyküm. Her gittiğimiz yerde Allah razı olsun, buradaki coşkuya benzer ama daha önemlisi adaylarımızın kararlılığını görüyorum. Beni en çok sevindiren, en çok umutlandıran husus bu. Evet, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve Genel Başkan Yardımcımızı da sahneye davet ediyoruz. Başkanlarımızı yürekten alkışlıyoruz. Sadece fotoğrafını çekelim. Fotoğrafı da benim olsun. Hadi bakalım yani. Sait Terzioğlu geliyor. Seçime tek başına giden başkan ve meclis adayları olarak sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Balıkesir'imizde 21 belediye başkan adayımızı, başkanımızı açıklamak üzere huzurlarınızdayız. Bunların haklarının kimde yılmaz savunucusu. İmkanlarımız da eşit şekilde dağıtılmış değil. Aslında biz bütün partilerden, bütçeden çok büyük imkanlar alan, başta iktidar partisi, diğerleri de belli nispetle destek aldılar. Hele de mahalli seçimlere gidildiği için normal olarak bütçeden alacakları miktarın iki misli destek alıyorlar. İş sadece gelince biz sadece bizi sevenlerin, bize destek verenlerin, bize ümit bağlayanların desteğiyle bu çalışmaları yürütüyor. Ve genelde bizim insanımız, sizler de kendiniz yaşayarak biliyorsunuz, böyle milyarder adamlar yok bizim içimizde şu anda. Milyonerler de yok. Garibanlar topluluğuyuz bir bakıma. Ama elhamdülillah bizim birimiz onların bininden daha bereketli. Arkadaş, bir ülkenin zenginliği ürettiğiyle ölçülür. Yoluyla ölçülmez, havaalanlarıyla ölçülmez, köprülerle ölçülmez, trenlerle ölçülmez, yüksek binalarla ölçülmez. Bütün bu binaların, yolların, köprülerin altında kaldık biz şimdi. İşte Saadet Partisi'nin cepsiz ceketli belediye başkan adayları, işte Bilge Başkanımız, sizleri selamlıyorlar. 31 Mart'ta dürüst yönetim anlayışıyla cepsiz ceketliler iş başına. Bir defa ben bu seçimleri aldık kanaatini gönülde hissediyorum. Temel sebebi de hanımların burada bayağı bir ağırlıklı olarak temsil edilmesi. Kimse birbirinin düşmanı değil, hasmı değil. Bunu özellikle de vurgulayalım.
vurgulama ihtiyacını duyuyoruz. Ya partiler birbirlerinin düşmanı ve hasmı değil. Sadece rakip. Allah takdiratını affetsin, sizlere sabrı cemil ihsan eylesin, makamı âli olsun inşallah. Allah sevdikleriyle beraber haşreylesin. الله مع الصابرين ولا تقولوا الله رحمته Hoş geldiniz genel başkan. Dayanamadım. Peki Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Adımlar atılacak. Evet. İzmir'de ilk seçim büromuzu açıyoruz. Ben insanlarımızın bu sefer Ceren Hanım'a da Saadet Parti'mize de destek vereceklerini görüyorum, ümit ediyorum. Maşallah. Maşallah. Elleri üşümüş bunların iyice. Delikanlılar. Hadi bakalım Allah bakalım. Nasıl işlerimiz nasıl? Görüştüm. Ablacığım pazarda oldum biraz. İnsan katledildi.
ne derlerse dersinler, ne yaparlarsa yapsınlar, bu vebalı yüzlerinden atamazlar. Libya'da aynı durum meydana geldi. Mısır'da Rabia işaretini yaptılar ama binlerce, on binlerce Mısırlı'nın katledilmesine mani olamadılar. Suriye daha büyük bir felaket. Önce Esad'la dostluk kurdular. Kah tatile Şam'a gittiler, kah onlar Antalya'ya geldi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Esad'ın koltuğunda oturamaz, yürüyen bir eskelettir dedi. Aa, Amerikalılar burada bu Esad'dan vazgeçecekler, biz de hemen tavrımızı Amerikalıların yanında olarak belirleyelim. Amerikalılara destek verelim, sen orada oturamazsın dediler. Sonra ne oldu? Bugünkü hale dönüştü. Çıkın, orada yakalasın. Ol böyle, çıkın.